Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, tadan herkesin çok beğendiği Hira tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene dek ara ara karıştıralım. Ve bir taşam kaynatıp ocaktan alalım, soğumaya bırakalım. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 1 adet limonun kabuğunu rendeleyerek içerisine ekleyelim. Biraz karıştıralım. Ve üzerine öncelikle 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip spatula ile karıştırmaya devam edelim. İsterseniz bu aşamada direkt elinizle yoğurabilirsiniz. Spatulayı içerisinden alalım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bakın videoda gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur olması gerekli. Ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayalım ve bir kabın içerisine bir kase kadar irmik alalım. Her tarafını irmiğe bulayalım. Daha sonra bıçakla videoda gördüğünüz gibi üzerine çizikler atarak şekil verelim. Yağlanmış borcama yerleştirelim. Bakın ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayarak irmiğe bulayalım. Bıçakla üzerine çizikler atarak şekil verelim. Hamurumuzun tamamını bu şekilde şekil vererek hazırlayalım. Ben önce tatlılarımı büyük boy dikdörtgen borcama yerleştirdim ama sığmadığı için fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirerek üzerine yerleştirdim. İsterseniz tepsiyi yağlayabilirsiniz. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri hafif kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Ve fırından çıkan tatlılarımızı hemen sıcakken dikdörtgen büyük boy borcama alalım. İlk sıcağı çıkmış olan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetini tamamen çekene dek 2-3 saat kadar bekletelim. Ben fazla vaktim olmadığı için yaklaşık 1,5 saat kadar beklettim. Siz tam şerbetini çekene dek bekletin. Üzerine Antep fıstığı ile süsledim.
İsterseniz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamıyla tadıyla harika bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp tanıdıklarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.